Otoseyir'in bu bölümünde konumuz daha önce lastikleri incelemiştik. Şimdi biraz da jantlarına bakalım. Çünkü sonuçta tekerlek yani, izliyoruz. Evet. Lastik olduğu kadar jant da önemli. Şimdi jant seçimlerinde insanlar özellikle görselliğe çok önem veriyorlar. Doğru. Arabayı jant gösterir gibisinden. Ne kadar parlak, ne kadar cafcaflı olursa veya ne kadar dudaklı olursa jant o kadar insanların hoşuna gidebiliyor ama aslında bu çok da hoş bir tutum olmayabiliyor yolculuk açısından. Piyasada sıkça karşılaştığım yollarda bir takım şeyler var. Modifiye ekolleri var. Yani aracın orijinal jant lastik ölçüsünden ne kadar uzaklaşırsanız, özellikle bunu bilinçsizce yaparsanız, arabanın yol tutuşunu diye arttırmak hem azaltırsınız hem de süspansiyon geometrisi sebebiyle aracın üzerine binen yükleri hesap etmediğiniz için, güzel göründüğü için taktınız ama aracın süspansiyon geometrisine binen yükleri hesap etmediğiniz için dayanımını, sürüş kalitesini çok ciddi oranda bozarsınız. Bu hesabı kim yapıyor? Mühendisler. Yani jant takmak, değiştirmek çok ciddi bir iş aslında diyorsun. Kesinlikle yani. Bizde sadece dikkat edilen şey bijon aralığı. Uyuyor mu? Uyuyor. Hmm. Arabanın jantı birbirine takılacakmış gibi geliyor ama çok yanlış. Jantın estetiğinin bir fonksiyonluğuna bir faydası, bir şeyi etkisi var mıdır? Şimdi şöyle. Zamanında insanlar spor arabalarının özellikle 60'lı yılların sonunda lastik seçenekleri zaten araçlar geliştikçe çoğaldılar. 60'lı yılların sonunda çok geniş tabanlı lastikler yoktu. Doğru. Dediğim radyal sisteme de henüz tam anlamıyla geçirmemişti. Bazı lastikler hala da yuvarlak sırt yapısını barındırıyorlardı. Bu lastiklere özellikle Japonya'da bugün drift olarak bütün dünyada yaygın kabul edilen artık bir spor. Araçlarını kaydırırlarken lastiğin janttan çıkması. Çünkü çok geniş yanaklı yuvarlarına üretilen lastikler neredeyse tabanıyla eşit yana alıyorlardı. Lastiğin janttan çıkması feci sonuçlara yol açıyordu. Bunun önüne geçmek için 12 yan denen bir sisteme yöneldiler. Jantları aşırı açılı yerleştiriyorlardı. Normalde düz durması gereken jantlar böyle duruyorlardı. Arabaya baktığınız zaman süspansiyonları mı kırılmış diye bakıyorsunuz ama halbuki normallerinden daha iyi oturtuyorlardı. Bugün bile hala retro örnekleri var ama artık işlerini yitirdiler haliyle. Zaten işte sıkıntılar da oradan geliyor. Çok ekstrem bir örneği. Atalarımız, dedelerimiz böyle yapardı diye insanlar alıp bunu da kullanmaya çalışabiliyorlar. Onika Yan dedik. Bir de bunun Alman ekolü var. Yine yeterince geniş tabanlı lastik bulamayan 1980'li yıllarda özellikle Avrupa kültürü kullanıcılar araçlarını modifiye ederlerken şöyle bir uygulama yaptılar. Jantlarını ortadan kestirdiler. Jantın ortasına yeni saç kaynattırdılar. Dolayısıyla jantın genişliği arttı. Ona bulabildikleri en geniş tabanlı lastiği gerdirdiler. Dolayısıyla ne elde etmiş oldular? Lastik tabanı normalde düz olması gereken böyle bastı. Jantın dudakları kenardan çıktı. Çok geniş bir offset değeri elde ettiler bu jantın kesilip açılmasıyla da. Geniş tabanlı lastikleri oldu. Ne güzel onlara. Ama bugün zaten kullanan herkes yaka silkiyor. Nereden yaptık diyorlar. Sadece gururlarını yediremiyorlar. Bunu söylerken gizli tutuyorlar. Bu uygulama kesinlikle katliam. Sadece güzel görüntü elde ediyorlar. Doğru. Estetik açıdan başarılı sonuçlar alıyorlar ama şov arabası. Hiçbir şekilde ne yol tutuşu artar ne de kullanım ömrü artar. Lastik tehlikeli sınırlara kadar ısınır. Ve lastik yanağını siz normalde dik durması gereken yatık taktığınızdan dolayı lastik yanağını sürebilme özelliğini tamamen kaybedersiniz. Bunun yanında sert virajlarda dönerken eğer yeteri kadar araçlara kamber açısı verilmemişse ki özellikle Türkiye'de yapılan uygulamalarda ön aksında MacPherson sistemi olan araçlarda kamber açısını belli bir yere kadar aşabiliyorsunuz. Virajda lastiğin janttan sıyrılıp jant dudağının yere çarpması sonucu basınç kaybı ve çok ciddi kazaların yaşanması söz konusu. Şimdi, muhtemel. O zaman jantını değiştirmek isteyen, sırf şekil olsun diye bile değiştirmek isteyen bir insan ne yapacak? Hangi adımları izleyecek? Şekilcilere karşıyız bir kere. Onu geçsinler. Baştan arabayı alırken akılları neredeydi? Bu arabanın standartı neyse mühendislerce belli toleranslar dahilinde tasarlanmış. Yani sence hiç mi olması gerekiyor? Bunu çok net söyleyelim. Şimdi araçların belli motor konfigürasyonlarında farklı özelliklerde jant lastik sunuluyor. Hı. Veya doğanın kayma adı altında farklı ebatlarda jant lastik sunuluyor. Şöyle ki bir aracın giriş donanımı seviyesinde jant kapaklı 15 inç jant varken bir üst donanımda, üst donanımda 16 inç, spor donanımında 17 inç jant sunulabiliyor. Ne kadar önledi? 2 inç önledi. Yani sen tamam, şey diyorsun. Tamam, işte aynı. Fabrika izin verdiği ölçüde bunun dışına hiç çıkmayın. Ama fabrikanın izin verdiği modeller bile aynı banttan çıkmıyorlar. Yani. Fabrikanın 17 inç taktığı arabanın süspansiyon burçlarıyla, kauçuklarıyla 15 inç taktığı arabanınkiler bir değil. Tamam. Burada bir göz ardı edilen nokta var. Bu modifiyeciler için bunu söyledik. Bir de hiç değiştirmeyen
jantı neyse o öyle kullananlar var. Onlar için ne diyeceğiz? Bu jant zaman içinde ne olur? Jantın balansına bir kere çok dikkat etmeyinler. Şimdi jantları modifiyecilerden benim şeyimi alamadım, hızımı alamadım. Birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Jantların seçiminde offset çok önemli bir ölçü nedir? Jantın göbeğini, jantın dış şeyine uzaklığı, daha doğrusu orta şeyine kesim noktası olan uzaklığıdır. Offset değeri arttıkça jantın şeyi arabanın toplam genişliği azalır. Yani jant göbeğiyle dış dudak arasındaki mesafe azalır. Offset değeri azaldıkça ki negatif offset diye geçer spor jantlar. Dışında gördüğünüz o kromajlı çoğunlukla dudak şeyi artar. Bu aracın süspansiyon bileşenlerine bindirdiği momentum, tork itibariyle çok sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor. Zaten arabanın direksiyonu aşırı ağırlaşır. Bununla birlikte parçalara olmaması gereken yönlerde kuvvet geldiği için süspansiyon burçları da normalde gideceklerinden çok daha az ömür gösterirler. Bunun yanı sıra jant seçiminde yine göz ardı edilen çok önemli bir etken ağırlık. Lastik jant kombinasyonun ağırlığı. Dikkat ederseniz araç üreticilerinin özellikle lüks donanımlı kalemlerinde belirttikleri modellerde hep hafif alaşımlı jant geçer. Sanayi ağzıyla çelik jant değil. Veya sadece jant değil. Hafif alaşım. Neden? Lastik janta göre çok daha hafif bir malzeme. Siz jant çapını arttırdıkça çelikten yaparsanız bu jantı tekerlek başına istenmeyen kilolar kazanıyorsunuz. Ve buna unsprung weight denir. Aracın askılanmamış ağırlığı. Her tekerlek dönüşünde hem dönme momentumunu arttırır, sizin aracınızın izinden çıkma kabiliyetini azaltır, manevra kabiliyetini azaltır, fren ve hızlanma değerlerini kötüleştirir, yakıt tüketimini kötüleştirir, olumsuz etkiler. Ve süspansiyonun darbe emip yola geri dönme süresi uzar. Yani siz saatte 200 km süratle giderken siz bir yüksekten geçtiğinizde süspansiyonunuz belli bir oranda kısılır. Ondan sonra yola geri döner. Bu geri bastıran şey yay, sıkılıp şeyini azaltan şey amortisör. Kombine çalışması. Siz lastik yerden uçtuğu zaman ne kadar ağırsa o kadar uzun sürede geri dönmek istiyor. Momentumu fazla ya. Dolayısıyla sizin lastiğiniz yere basmadığı süre artıyor. Nokta bir saniye belki ama hayat ölüm arasındaki çizgi bu fark. Evet. Kromajlı jantlar özellikle piyasada sonradan edilen kromajlı jantlar çok ağır olabiliyorlar. Normallerine göre. Zaten kullanıcılar özellikle sportif beklentiyle aldıkları arabalarda performans düşük gözlemliyorlar bu jantları taktıktan sonra. Normal vatandaş ne yapacak? Normal vatandaş hiç girmesin böyle işlere. Yani girmediler. Alacaksa spor otomobili alsın. Hayır. Normal vatandaş tabii, normal jantını kullanıyor. Şimdi, bu jantın başına ne işler geliyor yıllar geçtikçe? Valla neler gelmiyor ki? Bizim yol şartlarımız insanların saçını başını yoldurduğu için lastiğin özellikle daha önceki programda da belirttiğimiz gibi lastik basınçları hem aracın süspansiyonunun sağlıklı çalışmasına hem de kullanım ömrüne çok önemli bir etkiye sahip. Yani siz lastik basıncını çok sert kullanırsanız, çok yüksek kullanırsanız bu sefer lastiğin darbe yemişi azaldığı için yakıt tüketimi bir miktar olumlu etkisi olduğundan dolayı birçok kullanıcı bunu tercih eder. Lastiğin darbe yemiş kabiliyeti azaldığı için alınan darbe doğrudan janta ve süspansiyona yansır. Jantın yamulmasına sebep olabiliyor. Özellikle bozuk yollarda ağır arabalarda. Evet, yamulma olur. Balanslanması gerekir ivediyette. Rot balans. Yaptırmazsan ne olur? Yaptırmazsan zaten direksiyon titremeye başlar. Öyle şey mi hissettirirken? Öyle mi aldınız yani? Jantla bir şey olur mu? Tabii. Direksiyon titremeleri ekseriyetle şeyden kaynaklanır. Jant lastiğin yamuk. Tekrar eski haline getirilmesi, en azından balansını bulması zor bir işlem midir? Zor bir işlem değil ama zahmetli. Her seferinde bir daha gidip servise yaptırmanız sıkıntılı bir durum. Bu yani ortalama verilemez tabii de ne zaman bu başımıza gelir? Ya da bir anda başımıza gelebilir. Bir tane çukura girdiği zaman kayıp gidebilecek mi? Olabilir. Kaldırıma çıkarken dokunduğunuz zaman lastikle olabilir. Park ederken yine kaldırıma vurduğunuz zaman olabilir. Kasesi görmezseniz yola koydukları çeşitli tuzaklar var. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün onları görmezseniz başınıza iş açabilirsiniz. O yüzden kazaya sebep olur mu sence? Yani gitmedik, balansız geziyoruz. En önemli faktör zaten. Dediğim gibi lastiğin balon yapması, lastik yanağının veya jantın yamukluğu kesinlikle affedilemez hayati unsurlar. Arabanın geri kalanını sağlığından daha önemli. Servise soktuğumuz zaman burada baktırmak gerekiyor mu? Tabii zaten iyi servisler bakıyorlar. Bakar diyorsun. Onlar da bakıyorlar, rapor ediyorlar ama çoğu zaman fatura içimize gelmediği için ya onlar işlerinde tutuyorlar. Maliyetli bir iş mi balans? Biz yaptırıyoruz. Hayır, sudan ucuz ama işte dediğim gibi gidip yaptırmak lazım. Vakit ayırmalı. Yine önemli noktaları söyledik. Süremizin de sonuna geldik. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.